Değerli izleyenler, 14 Mayıs seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Tabii önce ilk değerlendirmemizi AK Parti üzerinden yapmak istiyorum. Şöyle, uzun yıllardır Bartın'da milletvekilliği yapmış olan Sayın Yılmaz Tunç, 3. dönem kuralına takıldı ve aday gösterilmedi. Aday adayları vardı biliyorsunuz. Ancak genel merkez teveccühlerini Yusuf Altıatmaz 1. sıra, Turan Kalaycı 2. sıra olarak değerlendirdi. Bu Kalaycı'nın ya da Yusuf Altıatmaz'ın seçimi değil. Aslında biraz daha değerlendirirsek bunu. Kimisi görüşlerde Yusuf Altıatmaz, Cemal Akın tekrar karşı karşıya gibi de değerlendiriyor. Ama Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı açısından bakarsak daha farklı seçimler var. Burada bence AK Parti'nin Yusuf Altıatmaz'ı 1. sıraya koymasıyla beraber bir strateji belirlediğini görüyoruz ki belediye başkanlığı seçiminde merkez oylarının hakimiyetini görmüştük. Az bir farkla seçim kaybı bulmuştu. Şimdi bunu yeniden artı pozitif havada merkez oylarını koruma adına Yusuf Altıatmaz'ın aday gösterildiğini söyleyebiliriz. Turan Kalaycı da keza bu işin peşini kolay bırakmayacaktır. AK Parti 2 milletvekilini almak için bütün gücüyle çalışacak, seçim kampanyalarıyla halka inerek ev toplantıları, kahve toplantıları, televizyon konuşmaları, gazete yayınları bu şekilde bir seçim propagandasıyla birlikte 2-0'ı almaya çalışacaktır. Adaylar yarın 14 Mayıs'ta aday tanıtımında Ankara'da olacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adayları tanıtacak. Daha sonra çarşamba günü yine iki aday Kızılcahamam'da. Hem seçim stratejilerinin belirlendiği hem de bir kamp olarak yeni bir harekete başlangıç yeri olarak Kızılcahamam tercih edildi. Kızılcahamam'da kamp yapacaklar. Perşembe günü itibariyle de artık seçim çalışmalarına başlayacaklar. Bartın'da ne gibi seçim çalışmaları olacak? Ramazan ayı malumunuz, iftarlar, sahurlar, teravih programları, kandil programları gibi farklı çalışmalar olacak. Hepinizin bildiği seçim çalışmaları aslında Ramazan ayı içerisinde bir kısmını tamamlamış olacaklar. Bayramla itibaren de daha yoğun bir günlerin bizi bekleyeceğini düşünüyorum. Şimdilik AK Parti değerlendirmelerim böyle. Yarın başka bir konuyla sizlerle birlikte olacağız.